Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç vazgeçemediğimiz, en sevdiğimiz lezzet, çocukluğumuzun lezzeti olan Erzurum pastası ya da anneanne kurabiyesi ile geldim arkadaşlar. Malzemelerim şu şekilde, hemen yapımına geçelim. 2 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik, zeytinyağı, 3 yemek kaşığı, tereyağı ve 1 su bardağı yoğurt ve un. Öncelikle yumurta ile toz şekeri hızlı bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Bunun için mikser kullanmanıza gerek yok. Güzel bir kıvam alana kadar, hafif beyazlaşana kadar çırpmanız yeterli arkadaşlar, yumurta ile şekeri. İyice çırptık. Şimdi ise diğer malzemelerini ilave edelim. Zeytinyağını, ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yoğurdu ve tereyağını koyup iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Malzeme listesini açıklama bölümüne de yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ayrıntılı olarak. Bütün malzemeleri şöyle güzel bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Yoğurt yerine süt olur mu diye sorarsanız, süt aynı gevrekliği vermiyor. Bu yüzden olmazsa olmazlardan birisi. Ve de unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Neden yavaş yavaş? Çünkü bu yumuşak kıvamlı bir hamur. Bu yüzden yavaş yavaş eklememiz gerekiyor. Un toplamda benim 5 su bardağına yakın gitti arkadaşlar. Yavaş yavaş ilave ettim, görmüş olduğunuz gibi. Ve de karbonat koydum. 3 silme çay kaşığı karbonat koyuyorum. Fazla mı oluyor, acı mı tadar diye düşünmeyin. Kesinlikle fazla olmuyor. Tam kıvamında oluyor. Bu tarif arkadaşlar, karbonatı, yağ, unu tam tutan bir tarif. Instagram sayfamda ve YouTube kanalımda daha önce de yayınlamıştım aynı videoyu. Çok fazla eleştiri alınca, neden bu kadar uzun, müzikten kafamız şişti diye yeniden düzenleyip paylaşmayı uygun gördüm. Bu yüzden sizlerle bu ayrıntıları ve püf noktalarını da söylemek istiyorum. Deneyenler de kesinlikle bu tarifte hiçbir eksik gedik bulmadan aradığımız tat diye onay verdiler arkadaşlar. Bunu diğer videonun yorumlarında da görebilirsiniz zaten. Söylediğim gibi Instagram sayfamda da binlerce kişinin deneyip fotoğraf attığı ve memnun kaldığı bir tariftir. Toplamda 5 su bardağı unu söylediğim gibi ekledim ve güzel bir şekilde yoğurdum. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Ele yapışacak, yani kekten koyu ama normal kurabiyeden çok daha yumuşak olmalı. Ele yapışabilir, hiç sorun değil. Unumuz ekledikten sonra, hamurumuz kıvama geldikten sonra artık un eklemeyi bırakıyoruz ve de şekil veriyoruz. Hamurumun kıvamı bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi etrafa yapışmış ama sıkıntı değil. Hamurun kıvamı bu. Ellerinizi yıkadıktan sonra kolayca şekil verebilirsiniz. Çünkü toparlanabilen bir hamur, yağlı bir hamur olduğu için arkadaşlar. Böyle yuvarlaklar yapıyoruz ve yağlı kağıt serili bir tepsiye diziyoruz. Arkadaşlar, biraz şekerli seviyor iseniz, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şeker miktarını yarım bardak artırabilirsiniz. Normal şeker severler için bu kıvam tam kıvamında oluyor ama söylediğim gibi biraz fazla şeker sevenler için yarım bardak daha fazla koyabilirler. Bunu bu pastaya Van pastası, Muş pastası, işte Erzurum pastası, yöre hangi yörede yapılıyorsa o pastanın ismi de verilebiliyor. Kaşık pastası da deniliyor ama anneanne kurabiyesi, aslı anne kurabiyesi tabii ki. Pasta diyorum, lütfen beni eleştirmeyin. Neden pasta diye, krema yok, kek yok. Eskiden böyle derlermiş. Ben bu şekilde duyduğum için bu şekilde sizlere aktarıyorum aynı şekilde arkadaşlar. Bu anneannemin yaptığı ve bize gelen bir tarif. Yuvarlak şekil yaptım ben. Bardakta şekil verebilirsiniz, kesebilirsiniz de. Hiç sorun değil. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ve üzerine bir yumurtayı sürüyoruz arkadaşlar. Ben yumurtanın sarısını beyazını ayırmadan bir bütün yumurta olarak kullandım. Sizler sadece sarısını kullanabilirsiniz ya da tümünü kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Yumurtayı güzelce çırpıp üzerine sürüyorum. Ve üzerine bir bütün ceviz koyuyorum. Cevizi içerisine bölerek de kullanabilirsiniz. Ya da üzerine toz şeker serpip de bu pastayı yapabilirsiniz. Ben söylediğim gibi annemden gördüğüm şekilde yapmak istedim. O yüzden bu şekilde şeklini yaptım. Ama tarifi yıllardır annem unutmuştu. Bulamıyordu. Yani kıvamını ne yapsak tutturamıyorduk. İnanın en az 10 kere, 20 kere denedim bu pastayı, bu kurabiyeyi. Ve en sonunda tam tadında o anneannemin elinden yediğim gibi kurabiyeyi, tarifini oluşturdum. Yani zor tutturulan ama daha doğrusu zor bulduğum, çok aradığım bu tarifi tam
o eski aradığınız tadı bularak gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum kurabiyelerimi. Görmüş olduğunuz gibi bolca kabardılar, taştılar, kabardılar. Nar gibi de kızardılar. Video burada karanlık olduğu için yanık gibi görünüyor. Kesinlikle yanık değil arkadaşlar. Gerçekten sadece güzel bir şekilde kızarmış. Ve de görmüş olduğunuz gibi çatlak çatlak üzerleri çok güzel. Bir mis kokusu var ki anlatamam. Portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz bu arada. Buna yakışıyor ama ben en sade haliyle yaptım. En sevdiğim haliyle yaptım. Şöyle içini de göstermek istiyorum sizlere. İçi de sarımsı. Neden? Çünkü karbonat kullandık. Bana kalırsa kabartma tozu da olur ama karbonat ile kesinlikle bu tarifi deneyin arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Mutlu kalın.